Başlıyoruz. Ben başladım bir. Herkese merhaba, Bir Deli Muhabbet'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bir Deli Muhabbet'in konuğu benim, Merve Polat. Kendi kendime alkışlıyorum. Peki Ankara'ya geldin, ilk ne yaptın? Aspava'ya gittim. 2012 yılında mezun oldum. Bu sene oyun yapıldı işte, 2018 yapıldı. O zaman yaşını sormuyorum, 2012'de mezun oldum. Lütfen sormayalım. Modern garılar beni görünce. Bir şey söyleyeyim mi? Hatırlamıyorum ben şiveyi, biliyor musun? Ya şu an o ağzı yaptı, sen yapamam. Değil. Seçtiler beni. Seçildim. Seçildim. Bir karakter canlandırıyorsun. Hunili. Yazan Emre Özbay, Dokanan Ezel Akay. Dokanan? Dokanan, evet. Ya dokunmuyor, dokanıyor. Dokanıyor. Türk olarak da Şekerpare herhalde. Şekerpare de çok seviyorum, evet. Bir Deli Muhabbet'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta şahane bir ismi konuk ediyorum. Merve Polat benimle, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, keyifler nasıl? Vallahi şahane, Ankara'ya geldik. Hoş geldin Ankara'ya. Hoş bulduk efendim. Güzel karşılandım, yemeğimi de yedim. Birazdan da oyun oynayacağım, birazcık heyecanlıyım. Peki Ankara'ya geldin, ilk ne yaptın? Aspava'ya gittim. Yemeğe gittim, evet. Yani Ankara deyince çünkü Aspava biraz böyle gelişti. Evet. En güzel şeyi yaptın. Birazdan da oyun oynayacağım. Ankara seyircisi biliyorsun dişlidir. Böyle biraz heyecanlıyız. Böyle izleriz. Evet, bekliyorum. Sen nereden izleyeceksin? Ne olur görmeyeceğim bir yerden izle. En önde olabilirim, bilmiyorum. Ben her yerden de görüyorum, biliyor musun? Oyunda da öyle bir şey var. Ama kararıyoruz biz ya, siz bizi görmüyorsunuz o kadar. Ben görüyorum. Görüyoruz. Yani çok arkaları görmüyoruz ama çok kapkaranlık olmuyor bizim oyunda. Tabii Ankara'nın senin için ayrı bir yeri de vardır. Ankara'nın dikmeni diye bir dizi yaptın. Yani. Evet, olmaz olur mu? Gelirken böyle dikmeni gördük, şey oldum. Aa, Ankara'nın dikmeni hemen aklıma geldi. Oynadın mı şöyle? Oynadım. Yola çıkarken de bir oynadım. Ankara'ya girdiğimde de bir tur oynadım. Ankara havası. Ankara'ya geldin, aileni aradın mı? Aramadım daha. Aa. Annemi arayayım mı şimdi? Ben programda aratıyorum ya Merve'yi. Evet evet evet, o yüzden dedim yani, oraya bir gönderme yapayım. Aa, tabii ki ararım. Telefonum da yanımda. Hoparlöre vereyim sesini hem de annemin. Dur bakayım, açacak mı? Aa, çok acayip bir şeymiş, biliyor musun bu? Ben konuklarıma böyle zart diye söylüyorum. Annenizi arar mısınız diyorum. Hemen arıyorlar konuklarım. İşte gülme komşuna gelir başına. Biraz gerginmiş. Annem çok kibardır. Bakayım nasıl açacak. Efendim anne. Anneciğim nasılsın? İyiyim anne, sen nasılsın? Ben de ne yapayım, Ankara'ya geldim. Sahnedeyim, merak etme diye aradım seni. Tamam, babanı aramışsın. Aradım babamı. Bir 15 dakika önce falan sahneye girdim. Daha yeni mi gittiniz o saatte? Ya işte yolda dura dura yemek yedik sonra bir saat falan. Şimdi de aklım başıma geldi, bir seni arayayım dedim. Yani şu an selamet vardım inşallah. Vardım anneciğim. Tamam, öpüyorum seni. Tamam anne. Hadi görüşürüz anne. Hiç pas sana vermiyor ama şu an çekimdeyim anneciğim. Biraz yok şey demem. Olur. Zaten farkındaysan kendisi çok kibardır. Hiç anneme çekmemiş. Selamlar olsun kendisine. Aynen öyle. Sohbetimize başlıyoruz ama başlamadan önce sana bir mesaj var. Aa, kimden? Kimden acaba? Hemen bakıyoruz. Ay, çok merak ettim. Ne abi, benim çevremi mi stalkladın, ne yaptın? Stalker'la bir programa hoş geldiniz. Bir Deli Stalker. Öyle olsa ya program, Bir Deli Stalker. Bir Deli Muhabbet'te bu hafta ben konuğum. Benden sonraki konuk da Allah Allah kimmiş? Merve Polat. Merveciğim, ben sana konuk olmuşum. Sen de benden sonra Bir Deli Muhabbet'te konuk oluyorsun. Hadi bakalım. Ankara'nın dikmeni ya, evet. Bu ara denk geldi, böyle herkes birbirini tanıyor oldu. Aa, çok güzel. Bunlar da belliydi, çok iyi oldu. Çok güzel olmuş. Bülent abinin oyununa gittin tabii. Bülent evet evet hikayesi. Birkaç gün önce buradaydı, çok şahane bir oyun. Çok. Bülent Bey'in hikayesi, bir kez daha kutluyorum kendisini. Ben de kutluyorum Bülent abi de, Uğraş'ı da, Murat Eken'i de. Gerçekten inanılmaz bir oyun yapmışlar. Bizim oyunumuz da çok güzel, Hunililere bekliyoruz. Bunlar Hunililerin dekoru. Ay çok tatlılar ya. Hunilileri biraz konuşalım istersen. Nasıl buluştun Hunililerle? Ezel Akay'ın yönetmenliğinde bir oyun bu. Ezel Akay benim Kadir Aslan film ve drama yüksek lisans programından hocamdı zaten. Yani çok enteresan ve güzel filmleri vardı. Çok, yani Türk sinemasında kült olmuş filmleri var biliyorsunuz ki, acayip bir anlatıcıdır. Onun vasıtasıyla aslında biraz oldu. Biraz Kadir Aslan'daki Çetin Sarıkartal oyunculuk hocamın vasıtasıyla, onlar kendi aralarında konuşurlar. 2012 yılında mezun oldum. Bu sene oyun yapıldı işte, 2018 yapıldı. O zaman yaşını sormuyorum, 2012'de mezun oldum. Lütfen sormayalım. Ben biraz hızlı okudum bu arada, yani o kadar da büyük de değil, yüksek lisans yaptığıma bakma. Sonra onlar kendi aralarında bu oyunun projesini konuşurken Çetin hocamıza, Ezel hoca bir oyuncu öner bize diyor. Birkaç tane hani okulda seçme yapıyorlar. O da diyor ki Merve Polat'ı bul oyunu anlatınca. Ondan sonra Aysa'dan telefon geliyor falan, böyle bir yollar kesişti. Çok da güzel oldu, iyi ki de olmuş. Sonra tabii seçmeye falan girdik.
Ondan sonra seçtiler beni de oyuna. Seçildim. Seçildim. Nasıl bir karakter canlandırıyorsun? Hunili. Bütün karakterler birbirine benziyor mu? Hayır. Hepsi farklı farklı. Aslında 10 tane Hunili görüyorsunuz Master olarak. Hiçbir oyuncu görmüyorsunuz oyunun içerisinde. Ama sadece 10 Hunili değil, aynı zamanda Mask'la Hunililerin oynadığı bir hikaye anlatımı görüyorsunuz. Ve bir Mask oyunculuğu görüyorsunuz. 10 tane oyuncunun sahnede canlandırdığı 50'ye yakın oyuncu var. Bak, en güzel de odur ya. Hangisini anlatayım yani? Kendi Hunilimi anlatacak olursam, benim Hunilim tam bir sevgi faresi yani. Tam bir aşk delisi Hunili. Ben çok seviyorum. İlan aşklar eden bir Hunili'ye çok sahibim. Tatlı. Evet, öyle. Belki fuayede çekersin biraz. Fuayede geziyorsunuz. Tabii ki geziyoruz. Biraz en görüntüler keyiflisi, girebilir o zaman. Girsin en keyiflisi zaten fuaye oluyor. Direkt birebir interaktifte olduğumuz için. İnsanlar korkmuyor mu ya? İlk önce korkuyorlar. Yani biz premierde kapılar açıldı ve biz sahneye... Evet, gördüm hikayelerden ya bayağı. Herkes şey dedi yani, gerçekten bir akıl hastanesinin kapısı açılmış ve bir anda 10 tane Hunili çıkmış. Yani biz bunu aslında akli melekelerinden zayıf da demiyoruz. Yani deli de diyemiyoruz. Hunili başka bir dünya Yiğit Özgür'ün yaratmış olduğu. Hakikaten inanılmaz masum. Hiçbir şekilde yaptığı hiçbir şeye kızılamayacak kadar böyle tatlı. Bu ayı da göreceksindir de bir anda. Çok yani duygusu olduğu için herhalde. Evet yani çok masum anne tipler onlar. O yüzden böyle insanlar ilk başta ne oluyor hani, bize mi bulaşacak diyor. Hep bununla karşılaşıyoruz. Ama sonrasında da ne olur bir fotoğraf çekelim, ne olur yanımıza gel. Ve Hunililerimizle muhabbetler, onların karakterleri üzerinden. Tabii çok eğleniyorlar. Aslında eser Yiğit Özgür'ün ama Ezel Akay kendine has bir şeylerinden de katmaları var. Bizim metnimizde şöyle, Yiğit Özgür'ün Hunilileri diye geçiyor. Yani Hunili tabii ki karikatürleri birebir aldığımız yerler de var. Ama oyun Emre Özbay'ın dramatizasyonuyla bizim elimize geldi. Oyunumuzun metninde de şöyle yazar. Yiğit Özgür'ün Hunilileri yazan Emre Özbay, dokanan Ezel Akay. Dokanan? Dokanan, evet. Ya, dokunmuyor, dokanıyor. Dokanıyor. O da bir enteresanmış. Nasıl gidiyor şu an? Çok turnede yapmaya başladınız. Bayağı geziyoruz oyunla biz. Hem İstanbul içinde hem şehir dışı gezmeye başladık. İşte ilk turnemiz Ankara. Beylikdüzü'nü saymazsak tabii Beylikdüzü'nde turne sayabiliriz. Çok da mutluyuz Ankara olmasından. Gezeceğiz gibi görünüyor bakalım bu sene. Ankara'da test edilirsiniz. Evet. O yüzden sınava tabi tutuyorlar. Ankara seyircisi. Destek bekliyoruz efendim. Siz de. Ama çok güzel gidiyor. Güzel tepkiler alıyoruz. Hunililer çok bilindik karikatürler. Yiğit Özgür çok bilindik bir isim. Ezel Akay çok acayip bir otör. Hepsinin ismi altında 10 tane gerçekten kaliteli oyuncunun içinde olduğu bir iş ve beklenti çok yüksek. Çok beğenen ve burada haykırarak gülen insanların yanı sıra, ya ben Hunilileri aslında çok da böyle düşünmemiştim diyenler de var. Fuayede çok güzel bir şeyler gördük ama hani masklı kısımda çok böyle anlayamadık diyen de var. Biraz böyle kendi içinde kakofonik bir güldürüye sahip, gerçekten birçok öğretinin içinde olduğu bir oyun. Sahneden bir politik hiciv oyunu aslında. Bağırıyor musunuz peki izleyenlere? Yapıyoruz çünkü Hunili bunlar. Korkuyorum şu an. Korkma. Hunili'nin bize vermiş olduğu acayip bir özgüven var ve rahatlık var. Ezel Hoca bu oyunu çıkarırken hep şey dedi. Öyle Hunililer olmalısınız ki insanlar şunu düşünmeliyip, keşke biz de olsak. Ve bize her oyunda bu kafaya nasıl geliyorsunuz diye soran İçiyor musunuz? Gerçekten bu nasıl bir kafa? Biz de bunu yaşamak istiyoruz diyen Hunilisini takıp gelen. Belki gelen olur, belli mi olur? Olabilir. Yani. Olabilir. Ankara'da da böyle şeylerle karşılaşabiliriz. Evet, Ankara burası. Rezil ediyorsun beni ya. Ne yapıyorsun öyle? Merveleri köpürtüyorum çocuğum. Peki Merve'lerdeyim. Devam ediyor. Artık ben diyorum ki meslektaşım yani. Ay, teşekkür ederim. Meslektaşları. Mesut Süre. Hello. Bu da benim. Üçüncü bölümümüzün konuğu Oğuzhan Ork. Acayip denk geldi. Ben yine oyunun prova sürecindeyken benim arkadaşım bir yapım şirketi var, TN Yapım. Bu şirket şu anda Onur Ünlü'nün son filmi olan Topal Şükrü'nün de yapımcısı aynı zamanda. Onur Hoca'yla da çok yakınlar. Sonra ne yapalım, film mi yapalım falan derlerken Eflatun TV kanalı üzerinden neler yapabiliriz diye konuşuyorlar. Sonra bir ortaklığa gidiyorlar. TN Yapım'ın devraldığı, Onur Hoca'nın da içinde program yaptığı. Hafta içi her gün 5 adet, 5 farklı içerikte program yapılıyor oraya. Beni de provada aradılar. Aynen, gerçekten bir TV kanalı gibi oldu. Beni de provada aradılar ve Merve sen ne yapıyorsun dediler bana direkt zaten. Ya da Tanay'la da çok yakınız.
Nasıl, ne yapıyorum? YouTube kanalı dedi. Sen yaparsın bir şey, bana içerik hazırla, iki gün sonra toplantı yapıyoruz dedi. Ne yapabilirim? Hani böyle birazcık işte insani ilişkilerim iyidir, sohbetim, muhabbetim iyidir. Çenem azıcık düşüktür. Ne yaparım, ne ederim? Bir tane program yapalım madem öyle. Eşimiz dostumuz var, gelir bir talk show yaparız. İsmi de çok tesadüfü. Ne yapsak böyle gizli saklı bir şeyler olsun. Ne bileyim, bana geliyorlarmış gibi olsun dedim. Sonra bir anda, aa, Merve'lerdeyim olsun. Yılların yalanını programa çevirdik. Güzel oldu. 10. bölümümüzü yayınladık. Ha, bu hafta Perşembe de işte 11 yayınlayacağız. Aynı. Özel konuklarım var gerçekten. Sen de 11'sin. Bir Dali Muhabbet'te 11. Aa, çok iyi. Benim en sevdiğim sayıdır 11. 6. seansta bir aldı başını gidiyor. Evet. 80-100'lere geleceğiz, evet. Orada az kaldı. Benim de sinema filmimde inşallah başrolü oynarsam Deniz'cim. O zaman 6. seansa kabul. Seyircilerimizin kafası karışabilir, onu söyleyelim. 6. seansta sinema sohbeti yapıyoruz. Bir Deli Muhabbet'te böyle ucu kaçık kültür sanat sohbetlerim. Aa, şahane. Vallahi çok güzel. Ben bakıyorum programa. Güzel mi? Evet, güzel tabii ki. Rakip olarak görmüyoruz bizi birbirimizi. Aa, öyle bir şey olamaz. Asla. Yani sen kültür sanat programı yapıyorsun. Ben bayağı eğlence programı yapıyorum. Biz de eğlendirmeye çalışıyoruz. YouTube'a ayak uydurmaya çalışıyoruz. Evet, öyle bir dünyası varmış. Ben de yeni dahil oldum. Bir değişik ya. Biraz bahsettim şu an sinema filmi falan ama. Yok aslında. Aa, ağzımla çağırdım filmi. İnşallah olur. Ben çok fazla kısa film yaptım bu sene. Hepsi festival geziyor. Sizin de tanışmamız bir kısa filmi vesilesi. Evet. İpler. Evet. İpler. Gökçe. Gökçe Pehlivanoğlu. Adana Film Festivali'nde karşılaşmıştık. Önce bir tanıştık, böyle bir ters ters bakıyor ya. Kim ben? Acaba, evet. Ben dedim, beni sevmedi mi acaba? Yok canım, sen de. Ama sonra bir, yani sürekli karşılaşıyoruz. Yüksel Aksu'yla falan oturduk. Evet, sohbet muhabbet. Evet. Güzeldi, sonra da kopamadık ya. Aynen öyle. Çok güzel denk geldi. Yani ben böyle Adana'ya geldiğimde çok da acayip bir dönemdi böyle. Tam sezon başıydı. Ne yapacağım belli değildi. O yüzden böyle hadi film Adana'da, ben de geliyorum ya deyip böyle kafayı artık İstanbul'da bırakıp biraz dağıtmak için geldiğim bir yerdi. Benim için çok kısmetli oldu bu arada Adana Film Festivali. Bu sene de bir sürü film yaptım. Çok merak ettiğim işlerim var. Hala izlemediğim. Bence festivaldeyim bu sene yine. Festivallerdeyim. Evet. İkinci programı konusunda. Ben biliyorsun, çocuklarda işler yaptığım için 23 Nisan geliyor. Muhtemelen Maya Çocuk Tiyatrosu isminde bir çocuk tiyatrom var. Muhtemelen çocuklarla alakalı birkaç proje yapacağız. Bir 23 Nisan şenliği gibi bir şey düzenliyoruz. Ya, Ankara'da Dikmen'in de karakteri hala unutamıyorum. Yani bir şive yapıyordu. O hamile karnıyla zaten çok çektim. Ay çok çektim, evet. Güzeldi ama. Şimdi kız nasıl, ne zaman doğuracak diye. Herkes diyordu. Sen ne zaman doğuracaksın? Millete dert oldu. Ne zaman doğuracaksın? Ne zaman doğuracaksın? Modern karılar beni doğuracak. Bir şey söyleyeyim mi? Hatırlamıyorum ben şiveyi, biliyor musun? Ya şu an o ağzı yaptı, sen yapamam. Bunu da tam bu değildi. Biraz daha farklı bir tondaydı. Ya şöyle oldu o da. Ben onun mesela aksanlı bir, yani ağızlı bir karakter olduğunu bilmiyordum. Zaten işim oldu. Ertesi gün set koydular. Sete gittim. Dediler ki bu kız işte yani Diyarbakırlı ama böyle çok modern olmaya çalışıyor. O yüzden aksanı çok kırık. Benim de yan komşum Siirtliydi, 7 yıllık bir komşum. Benim zaten kulağım aşina. Melodi olduğu için aslında aksan dediğin şey. Bülent abiyleydi ilk sahnemde. O da çok yardımcı oldu. Ondan sonra bir başladık. Zaten aldı, Nazmi yürüdü. Biliyorsun Diyarbakırlı. Onunla böyle alışa alışa bir aksan oldu o da. Güzel oldu. Orada en favori sahnen hangisi? Bana ilan aşk ettiği sahne tabii ki. Of, çok güzel bir sahne ya. Evet, Sensiz Doğan Güneş'in adlı sahneyi çok seviyorum. O bu arada Nazmi Kırık'ın bir hikayesidir. Kendisi bunu Gani Müjde'ye anlattı. Dedi ki ben dedi bunu dedi bölümün bir yerine koydurmak istiyorum. Gani Müjde dedi ki hiç ellemiyorsun, ben size sahne yazıyorum. 10. bölümdü. O sahne geldi, zaten yıkılıyor. Hala her sevgililer gününde bu sahneyi bana gönderiyor sağ olsun izleyiciler. Sürek! Vay! Çalıkan romantiyim benim! Asçin erkeğim! Diyarbakır karpuzu! Crazy Boy Altra 21! Programın son köşesine geldik. Hadi bakalım. 5 soruda sen. İki seçenek vereceğim. İkisinden birini seçmek zorundasın. Ha, okey. Tamam. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Hı hı. Sütlü tatlı mı, şerbetli tatlı mı? Niye seçmek zorundayım? Tat çok zor geldi. Galiba şerbetli tatlı, çünkü en sevdiğim tatlı şekerpare, o yüzden. Bak onu da soracaktım, çıktı şeker. Şekerpare. Tom Hardy mi, Rami Malek mi? Galiba Tom Hardy. Semiramis Pekkan'dan Bana Yalan Söylediler mi, Hümeyra'dan Kördüğüm mü? Ay, Hümeyra'dan Kördüğüm. Ne uzak yerim. Lantimos mu, Haneke mi?
ikisini de çok severim ama galiba Haneke'yi daha çok seviyorum ya. Vurucu sonlar diyorsun. Evet. Hatta vurucu değil, bitmeyen sonlar. Bitmeyen daha doğrusu. Yani Piano Teacher'ı izlediğimde böyle yatakta yazıyordum. Yorganı böyle yoldum. Vurucu bitti böyle. Bu böyle bitemez diye gerçekten delirmiştim. Bizim ailemiz süt kardeşler mi? Süt kardeşler. Hatta yine şekerpare diyecektim de şıklar da yok. Arzu film. Peki hayatının filmi? Hayatımın filmi. Geçen gün de bir röportajda sordular bunu. Yani çok bir şey söyleyemiyorum, şu benim hayatımın filmi diyemiyorum ama böyle ne zaman bir film deseler hep aklıma Kız Kardeşim Momo geliyor. Atalay Taşdiken'in çok acayip gerçek hayattan uyarlamış bir hikayesi var ve hala tüylerim diken diken oluyor her söylediğimde. Ama ben Woody Allen'cıyımdır mesela. Absürt komedi çok severim. O yüzden onun her filmi, hatta Take Money and Run benim için bir numaradır yani. Türk olarak da Şekerpare herhalde. Şekerpare de çok seviyorum, evet. Ya Kız Kardeşim Momo da Türk. Evet. Ama Şekerpare doğru geçti dedim. Eski Arzu Film döneminden net Şekerpare yani. Arzu Film de komşum bu arada. Aa, direkt yanda. Aynen öyle. Her kapaçta böyle içeride bir sürü resim var. Ben böyle içeriye bakıyorum sürekli Arzu Film'de. Çok güzel bir şeydir ya. Bir gün ben de geleyim. Gelsene bize, çay içeriz. Evet. Tabii İstanbul'a gelmiyorsun ki. İşte geleceğim, gelemiyorum. Öyle bir şey oluyor. Evet. İnşallah geleceğim. Gel. Çok teşekkür ediyorum. Aa, ya birazcık daha konuşalım. Ama ben provaya gitmesi lazım. Çenem düşük diye. Provaya gitmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Deniz'ciğim. Deniz benim arkadaşım diye ben biraz torpilli oldum ama Huniler benim haricimde bir 9 tane daha Hunili var. Hepsi birbirinden muazzam Huniler. O yüzden bence onları da bir gör. O zaman onları da göreceğiz, izleyeceğiz. Hunilileri kaçırmayın efendim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani festivale gidiyor muyuz? Hemen. Hemen kaç gidiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yaşa, D vitamini, D vitamini, D vitamini. At yaşa, D vitamini.